ufak bir sakatlık yaşadığım için yapamadım. Yine vazgeçmeyeceğim. Seneye daha çok çalışıp birincilik için savaşacağım. Hedefim şampiyonluktu. Üçüncülük bana yakışmadı. Dediğim gibi her zaman benim hedefim yükseklerdeydi. Hata için bir iki yaşattım kızlarda ama bu başarım sadece benim için değil, bütün kızlar için geçerli. Ben başlattım, diğer kızlar devam ettirecek. Dediğim gibi hani derler ya, ya işin yaşı olmaz veya kadının işte başaramayacağı bir şey yoktur diye. Kızlarda ben bunu gösterdiğimi inanıyorum. Tabii ki dediğim gibi birinci olmak da hedefim, üçüncülük değildi ama benim arkadaşlarım, kız arkadaşlarımı bu hedefe ulaşacaklarına inanıyorum. Beni bu 7 sene boyunca yetiştiren bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. Lütfi Savaş'a çok teşekkür ederim bana verdiği katkılardan dolayı. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Manevi olsun, maddiyat olsun her konuda bana destek çıktılar. Bundan sonra da onlar beni bıraksa ve ben onları bırakmayacağım. Bugünlerde çok basit gelmedik. Bayağı bir yol kat ettik. Kızımız elinden gelen en iyisini yaptı. Gönül isterdi ki final yapalım, birinci olalım ama bir ufak bir sakatlığımız yaşadık. Kısmet böyleymiş, üçüncü oldu ama kızımızın her zaman bize bir sözü var. Bundan sonra dünya şampiyonlukları ve olimpiyat şampiyonluğu için devamlı kovalayacağız. Teşekkür ederiz size. Ben de çok gururlandım. Babası, emeği veren bütün hocalarımız, ailem, Hatay halkı için biz de çok gururlandık. İlk gururumuz, inşallah bunun devamını getireceğiz. Belediyemizden, hocalarımızdan bize desteklerini verdiği için, imkanlarını sağladıkları için, bize bu yolda yol gösterdikleri için hepsinden Allah razı olsun. Gurur duyuyoruz. Kısa konuşmak istiyorum. Çok gururlandık. Çok böyle yani ilk maçı kaybettiğinde kendini çok mahcup hissetti bize karşı. Çünkü hep hedefi birincilikti. Hep öyle hayaller kuruyordu. İşte ben nasıl geleceğim, nasıl bakacağım bize falan diyordu. Nasip kısmet böyleymiş. Tabii ki çok gururuz. İnşallah seneye birincilikle. Bu daha başlangıç. Öyle diyelim.